rahmetullahi ve berekat. Hürmetli ahli İslam, mümin Müslüman biraderler, mene bugünkü bir faziletlik, uluğ, günlerinin hocası, seyyidi, bugün dualar müstecab oledigen, şimdi bir uluğ ibadettemiz ki Allah Ta'ala dergahı da kabul eylesin. Müminler keçeden cümege teyergelliğini kurup, ertege kaysi meçtge barıp cüme okusam ikin, kende şarait boseykin, vaxtını toğullegen, usulkigen, azade libaslarını kiyip, bana cümege karab gelip, safta oturupsuz Allah Ta'ala ahirette hem şimdi müminler Katar'da buluştuğuna nasip etsin. Allah'tan bir nida kelerken Estaizu billah ve emtazul yevme eyyuhel mücrimun. Ey günahkarlar, indi müminlerini Katar'dan çıkın. Çıkın. Ette indi çıkmayayım, enge hal yok. Ozi çıkanını bilmeyi kaladı. Allah her kandey vakte Müslümanların içi de kıyın. Müminler bilen birge meçhidlerge kiltirdin. Müminler bilen birge namaz okuttur yapsan. Ahirette hemşiler bilen birge cennetge girişti nasip etkin hemenizge. Muhterem aziz braderler, Allah Ta'ala igem bu dünyada uzudan başka hemen erseni cüft kılıp yaratken. Yekke yeganelik uzuge yine has. Ben de bir cüft ya başka mahlukatlarım cüftsiz yaşanmıyordum. Çünkü nesil tügeydi, zürriyatı kamıydı. Var ki dünyada canzat her mesini cüftü var. Hatta zerrelerini hem cüftü var. Kuzge kurumiydigan zerrelerini hem alimler eytedik. Fizik alimleri ularını hem plus minus bana şimdi cüftü buladı. Allah Ta'ala insanını birin erkek, birin ayal kılıp yarattı. Maksat insanlar yani şu birbirinden hayat geçirip bir muhabbet korsatıp farzan terbiyeler farzan kaldırıp yani şu derslerden o zaman cüde bir katta ibadet. Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de merhamet kılı eytedi ki وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. الله تعالى'nın alametlerden yine bittesi şu ki Allah Ta'ala özünüzden hüttü özünüzde okşayan insandan cüpt ve ayalını yarattı ki ortaya Allah muhabbet ata eyledi. Ve şu muhabbet bilen hemişe birgelikte hayat geçirip yürmağlığını ve birbirine gamxor mihriban buluşluğunu Allah Ta'ala ortalarına taşıydı. Bana şu fikir kılgıcı insanlar için cüde katta bir Allah'ın alametlerdendir. Karan ki insan
Ayol kişiye hutta adlı bir erkekke karaganda karasa, muhabbet bulmasa, bu bilenedir mi? O avara bulup şu hatun bala çakanı bak Allah Ta'ala'ya şimdi bir kızıkını verip koygen ki, bir muhabbet hasıl koygen ki, ana şu ayalını sevdi. Kanca meşakkatler bulsa hem bakadı karaydı, elbette insani de özgertirmegen, bir vahşi hayvanga aylanıp koymegen adam bulsa. Mana şu neyse hem insanını bir fikir kılsın diyetti Allah. Böyle fikir kıl. Ve yine Allah Ta'ala merhamet kılı eytedi ki ve enkihul ayama minkum ve salihin min ibadikum ve imaikum iyakunu fukara'a yughnihumullahu min fadlihi vallahu vasi'un alim. Sizni qo'l ostingizda xizmatchingiz bo'lsa, yo cho'ringiz bo'lsa, yo bir qiynalib qambag'alchiligidan uylanolmay, yetimligidan erga tegolmay yurganlar bo'lsa, shunday bir katta savob ish qilingki, shularni juftlab qo'ying, uylantirib qo'ying, uylanolmay yurganni. Uzatilolmay qolganni uzattiring, yordam bering. Allah Ta'ala buyuruyordu ki bu en katta bir faziletli işlerizden ki haligi beşareler uylengenden ki gün zarahuda bitti aile buluşkenden ki gün barakat verip kambagallikden kullikden çıkıp gitse. Çünkü bir adam cüft bugenden ki gün huda ularge bir payiz beredi, bereke beredi. Bir insan mehnat kılarken ertelepten keskese bitti nanlı pülünü taparken. Kim o üylenipti. Üylengenden ki o şey iş iki tane nanlı pülü çıkurupti. Farzan tuğulupti. Huttu o şey işi. Üç tane nanlı pülünü tapadigam. Allah Ta'ala egen birini rızkını birge verir. Şunbilen bana şu atalarga ayalını ballarını, rızkını verir Allah. Öylemen ki fakat ben işlep uzun tapıp uzun yedir olmam. O şeylerin rızkını Allah sebep bilen sizge verir. Uziz uşa. Ve hemmesi sarsaflık. Bana şimdi işlerge Allah targıb et yaptı. Tezkarı kara otip getip komen. O beşaranı öyle koyun, üylenemeyip düşülerini cüft koyun. Ana kendi katta savab. Hadi 18 metre hacge varıp ben, 16 metre hacge varıp ben, münde yıkıp ben, münde yıkıp ben, sana kendinden koyar. Şu bitti ki de üçtesi de beşara yetimi üylentirip koyun ya, bir yetim kızı uzat varın. Roşan'a cüde yakışı koyup oladı. Musa aleyhisselam ketiyesseler bir yigit yollarını tosup bence kambagal yigit men boy bolar mı ki men boy boladigan bolsam uylanaman Allah'dan bir sonra benim. Allah Ta'ala bilen tur tağıda razı etken de Allah etti. Hali yigitke etkin cüde takdiri de nasibesi az boy bolışı yok. Kelib Musa aleyhisselam hali yigitga aytdi, dedi, bu mesela bir adamga kul bo'lib ishlayman de, uylanmayman de. Hali kul bo'lgan adam bunu işlese, cah halal pakize yigitigen kızını verdi. Senge verdim kızımı dedi. Ben kambagal, yok, halal pakligin için verdim. Birden bayıp gitti bu. Bir iki yıldan ki Musa Aleyhisselam yolun tostu attan düşüp cakiyengen Peygamber bana bayıp gittim ki bay bu miydi dudiz. Musa Aleyhisselam sal hicalet bugün buldular. Allah Ta'ala etti. Musa hicalet bu men. Bu uşa
bundagi davlat, bundagi omad xotini tufayli. Xotinining rizqi keng. Xotinida baxt saodat katta. Juft bo'ldi, bitta bo'ldi, taqdiri ulandi. O'sha hamma nima shu sababdan bo'lyapti. Shuning uchun ba'zi bir xil yigitlar 3-4 tanga topib, keyin xotin olsang, uylanaver, Xudo buyog'ini barakasini beradi. Agar niyating buzuq bo'lmasa. Allohga ishonsang. Alloh bilib turadi ishongan, ishonmaganni. Ko'p odam mana domlaning gapi rostmikin bir qilib ko'raydi. Yo'q, sen Allohni haq deb bil. Allohga ishonib qilishish. Ko'rasan, shu to'g'ri chiqadi. Lekin mikini bo'lsa, iymon zaif bo'lsa, tavakkal ikki tomonlama, yo yomg'ir yog'ar, yo yog'mas bo'lsa u bo'lmaydi. Endi to'ylarda ham kattadan katta qivorib, odamlar o'ziga ko'p qiyinchiliklarni ham soladi. Bu to'g'risida hali yana gapiramiz. To'ylar ixcham, kichikroq. Payg'ambarimizdan Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib aytadilarki, Payg'ambarimiz aytgan ekanlar, "Bi'sat ta'amu ta'amul valimati yud'a ilayhi al-aghniya'u va yutrakul masakin." Eng Allohning oldida eng past taom, eng qabul bo'lmaydigan taom kambag'allarni aytmay, faqat boylarni aytgan to'yni oshirib Allah aldı da en pas kurulgan taam kambagallı kambagalligi uçun aytmasdan kaza kazalarını yine aytgan tuynin aşı Allah aldı da taamı en pas taam sablanır ki. Yani şu hassakash digen gap nimeden çıktı? Hassa kash degani tojisasiga hassani ko'tarib turadiganlar. Hassa kaltak. Boylar to'y qilganda oyoq yalang faqir miskin to'yga kirib qolmasin deb haydab turishgan. Shundan qolgan hassa kash bo'lib turing deganlar. Bu inqiloblar ham bekorga bo'lmagan, hammasi Allohning irodasi bilan bo'lgan. Hiç narsa, hiç bala o'z-o'zidan kelmaydi, bir narsa sabab bo'lmasa. Hozirgi paytda ham shunga o'tib qolyapmiz. Yalang yulfun bittasi bo'lgan voqeani aytib bergan Rahmon Berdaka degan odam. Nog'oy qo'rg'onda turardilar. Bir kambag'al to'ymay qoptida eski chopon. İkinci madde kirsa urushgan ekan o'shalar. Sen ikkinchi madde kirding deb oshga. Oshni kimga qilas? Kambag'al yesin, och yesin-da. Saatda savlatilar kelib bizga o'xshaganlar yeb ketadi osh. Ana qonni och yesin. O'shanga berganingiz Alloh oldida eng baland darajada turarkan o'sha ihson. Endi mana bu hadislarga bir e'tibor beraylik. Uni yana oyatga o'tamiz. Ibn Abbos radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi hadis. Bir qiz kelib, "Inna jariyatan bikran atatin nabiyya sallallohu alayhi vasallam fa zakarat anna abaha zawwajaha wa hiya karihatun fa khayyaraha rasulullah sallallohu alayhi vasallam." Bir qiz kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga aytdilarki, "Dadam meni yoqtirmagan odamimga zo'rlab beryapti." Otam bilan onamni roziligiga qaraymi, nima deysiz? Men xohlamayman unga tegishni. Qarama, ixtiyor senda, ixtiyor senga baland berilgan dedilar. Sen xohlamasang zo'rlab berishlik gunoh. Bizda shunday holatlar bo'lgan
ahli İslam Müslümanlarda urup becara aciz kızını berer. Tegsengem şimdi tegesen tegmesengem. Şimdi bir ahı bana şeriatta bana bunda hadisler var. Yine bir yerden çıkan kız, civan kız, civan atanesi başkaya beriyetken de o şey civanem gelip ben onge tekkim yok, atanem zorla yaptı diken de nikahını red kıldıdır var yani keller Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü tekiyetken kızdır, civandır, ozu razı buluş gerek. Mecburlaş bu meske. Ana indi ayetke karimiz Nur suresi Allah Teala dedi ki El-Habisatu Lil-Habisina Vel-Habisuna Lil-Habisat Vel-Tayyibatu Lil-Tayyibina Vel-Tayyibuna Lil-Tayyibat Ulaike Mubarra'una Mimma Yakulun Lahum Mağfiretun ve Rizkun Kerim. Yaman iflas yürgen erkekke onun layığı yaman iflas işlerde yürgen kadın. Pak yürgen yigitke, pakize bugün insange onun cüftü pak yürgen yakşı ayağı. Pakke yamanlı doğru kımen duvattı Allah. Pakize bilen pakizeni doğrulayın. Buzuk bilen buzuk ozu doğru buluursun. Allah aldı da cevap veresiz pakizeni bir buzuk karı barak koysayız. Allah eti koyardı. Kim işçi kıbulup takdirde edip koyuşardı. Pülüge kızıkıp bir haram halallı parkıge barmagan hukkızge din diyanetlik, imanlik, hayali kızızı bir koymayın. Ya ki onu bir ata anesini, başkasını bir mensebege, bayiliğe kızıkıp halal pak üyetçen imanlı oğlunuzunu bir beyhaya bir şermendege roparak koymayın. Oğul geyem, kız geyem. Ana şunda yakşı bilen yakşı olsa her hıl geplerge çek koyuladı. Ve Allah Ta'ala ularının günahlarını keçirip kin rızk verildi. Yakşı bilen yaman olsa o şey yamanını kesafetiden yakşı geyen taştaki uğrattı. Bir şermenlerge üylenip kalsa bir yakşı adam o şey yakşı adam neyem abrosunu yobup girişke şermende sebep oladı. Ya ki bir mümine pakize kızını bir haram horga tuğfara kılıp onu hem bütün taat ve ibadetleri bütün nerselerini yobup geçişe sebep olmadı. Yakşı bile yakşı bir bosa Huda Ta'ala ularge mağbiratu uz rızk berekatını ata kılarken. Şimdi bana hayatta üçrep durup da bitti Allah mın dedi yaptı Nisa suresinde Ya eyyühellezine amenu la yahillu lekum enterisun nisa'a karhan ve la ta'zuluhunne litezhabu bi ba'di ma ateytumuhunne illa en yatine bi fahişeti mubeyyine ve aşiruhunne bil ma'ruf ve in karihtumuhunne فَأَسَا أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّٰهُ ف۪يهِ خَيْرًا كَس۪يرًا Cahiliyet peytide bir hatunni eri olsa ertesige bitesi zorluk kılıp menge bu miras meni karındaşın dündüp akası mı ukası mı ya amek veçe tağa veçesi mi hatunni hatun kovalarken. Bana şu adeti taşlayın, kınayın bu işlerini, deyipti Allah-u Teala. Ayalını hakşıya kararlısın. İri olgenden ki onun bence miras bu kaldı deyip zorluk kılıp başka bir anteniz amen. Hatınını
ruxsatiga, izniga qaraladi. U bir mol buyummas, chopondaqa, kiyimdaqa miros bo'lib qoladigan. U insonu ixtiyor o'zida. Va ularni olganingizdan keyin yomon ko'rib qolib mahri bor, mahrini ko'p berib qo'ygansiz, atidan qiynab, urib, ezmang, mahriman kerak emas deb qochib ketadigan yo'lga olib kelib qo'yadiganlar bor. Uylandi, xotini yoqmayotibdi. Yo onasiga, yo otasiga, yo o'ziga. Endi bundan qutulish kerak. Qutulish uchun nima qilish kerak? Ezish kerak birovning qizini. Shunday ezish kerakki, o'zi rozi bo'lsin, uyini tashlab ketib qolishga. Allah lanet qilaman deyapti bunday ishlarni. Bu og'ir gunoh, qilmang bunday ishlarni deyapti Alloh. Faqat mahrizni to'liq bermaslikka haqli bo'lasiz, fahsh ishni qilayotgan bo'lsa, tutgan bo'lsangiz. Undan boshqa ayib ayol kishiga ayib bo'lmaydi. Faqat buzuqchilik ayib. Lekin hayotda shunday bo'lyapti-da. Uydan ham kechib bo'ldi, alimentga ham bermayman, jonim omon qolsa bo'ldi deb tushib ketyapti-da, haligi shu darajaga olib kelib qo'yyapti. Imonsizlar deyiladi bularni. Namoz o'qiydi qaynatasi, namoz o'qiydi qaynanasi, lekin zulm bo'lyapti cho'riga. Hur qizni cho'rigadan ham battar qo'riladi. Ishlatadi, bir zig'ircha rahm qilmay. Qiyomatda Allohning adl degan nomi bor. Al-adlu jalla jalaluhu. Adolat tarozisida og'anab ketib qolmang. Ijtimoiy yordam bermaydi. Birovning farzandini xorlab ezganligingiz uchun Allohning adl tarozisini oldida oyog'ingiz osmondan bo'lib kutib qoladi. Insof, insof bo'lsin. Va ashiruhunna bima'ruf, ma'rifat bilan hayot kechiring xotinlar bilan. Buyumda qaramang, cho'rida qaramang, bolangizni onasi do'stim deb qarang. Agar bir ishni qilayotgan bo'lsa, o'shani qilmaysan deb qattiq turvolmang, balki shuda bir fazilat bor, keyin o'zingiz xursand bo'lib qolasiz. Xotin namoz o'qiydi, eri jahli chiqura, nima namoz o'qiysan? Shunaqalar keladi sizga. Namoz o'qiyasi uradi xotin, nima namoz o'qiysan? Nima ro'mol o'rayapsan deb uradi. Shuroni paytida mayli u viloyatni otini aytmayman, bir viloyatda hokimiyatda, ya'ni obkomda ishlaydigan kattaroq bir odamni ayoli bir banketda ro'mol o'rab o'tiradi. Ertasiga byuro chaqirilib, haligi odamni sani xotining ro'mol o'rar ekan, dindor ekansan-ku. Sani biz odam deb ko'tarib yuribmiz, xotining bosh yalang o'tirmasdan ro'molda o'tirding-da, ishini byuroga qo'yib, partiyadan o'chirib qamashga olib kelib qo'yishadi. Bir ro'molga Qizil imperiyani zug'umi shunaqa bo'lgan. Nima qilishim kerak? Xotinim bosh yalang bo'lib o'tirsa bo'larmidi, ha? Mayli, xomolchilik qilarman. O'g'il bola odam ekanda. Ya xotin, xijolat bo'lma. Sen o'z vazifangni bajargansan. Men ham o'z vazifamda turishim kerak erkaklikimda. Birovni yukini ko'tarsam ham beson beradi. Qo'y, siqilma. Yo'q, shunday tavakkal o'ziga bir katta odamni nazari tushib, uni o'qib ko'rib, bu nima degan gap? Xotini ro'mol o'rab o'tirgan bo'lsa, uni ishdan olasizmi? Yana joyiga o'sha g'alamiz ig'vogarlardan ham kattarog'iga qo'yib, ularni qo'l ostiga qo'ydirib qo'ygan.
tavakkal Allah'a bo'lganda mardlik qilgan. Alloh ishini to'g'rilaverdi. Kelib xotinini urib, so'kib, sanidib, "Sani ro'molingni deb ishdan ketdim, partiyadan o'chirdim" deganda battar bo'lib ketardi. Alloh qalbga qaraydi har bir ishda. Bir ishni xotiningiz qilayotgan bo'lsa, uni karih ko'rmang deyapti Alloh. Shunda sizga bir yaxshilik bor. Siz uni tushunmaysiz. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytgan ekanlar. Naha Rasulullah sallallohu alayhi vasallam an yabi'a hadirun libadin ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبه اخيه ولا تسال المراه طلاق اختها لتكفئ ما في انائها qaytardilar payg'ambarimiz man qildilar bu imom buxoriyda bu hadis ba'zilar xafa bo'lmasin men payg'ambarimizning so'zini yetkazyapman qaytardilar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehirlik kışlağını apkigen malını satıştan. Deleni adamı özü apkigenler sen özü satış gerek. Bundan tartu alıp satışlıktan kayter gelirler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şehirlikle. Deleni adamı özünü mehneti hasılını özü satsın diyorlar. Onu şehirlik satışından kayterdiler. Artı alıp. Hayatta böyle yaptı mı? Payda koremendi malını zordup artıkça baha koyuvarışlıktan hem kaytardılar. Ve bırak patahak koyulingen kızını patahasını buzup usavçı yuvarışlıktan hem kaytardılar. Ve o'zini dugonasini erini yo'ldan uruttirib ig'vo tarqatib turib o'zini tegish niyatida uni qo'yib turib olishlik ilanaydan ishlardan ham qaytardilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Shunday dugonalar bor-da. Yo'q bo'xtonlarni tarqatib turib uni qo'yib turib olib keyin sekin o'zi tegib oladi. Ana shunga angranmaylar erkaklar deyapti. Xotinlarning gapiga kirib, bir ig'vo g'ibatchining gapiga kirib, jufti halolizdan ajralu bir hiyla nayrangchini xotin qilib qo'ymang yana deb gapirilyapti. Bu narsalar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 15 asr oldin aytganlar. 15 asr. Utta upaytda dehqonning molini qo'yib abetgan, meni pulni olib ketdi deganlar bo'lmagan. Sarvari olamning so'zi hamma asrga keladi. Endi qilayotganlar bor dehqonni o'ziga sottirmay. Nima sababdan aytyaptilar? Dehqon sal bo'lsa ham arzonga beradi-da, xalq manfaat ko'rsin. Kim birovga pataha qilinganini ham buzish yaxshi emasdi. Jirkanch narsa bular. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan mana bu hadisni Said al-Khudri radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar. Kimni uchta qizi bo'lsa yoki uchta opa singlisi bo'lsa, singlisi bo'lsa yoki ikkita qizi bo'lsa yoki ikkita singlisi bo'lsa shularni yaxshi boqib yedirsa u jannatidir. Hali uzatganini aytmadilar. Shu qo'l ostida uchta qizi yoki ikkita qizi yoki ikkita singlisi yoki uchta singlisi shularni boqib yaxshi yedirib
Allah'a takvası olsa bu cennet durdurdu. Hakikatte şimdi insanlar cenneti var insanlar sinlesini makine yaptı işi yok apasını mı yaptı işi yok singillerge ata olgen bosa o çahanada hiç kimge gel bir yürgen eke sinlinge kara rahim kıl şakat kıl Huda cenneti veremedi koydu sen senin köçelerde kal bop gittin sen kendi akat yiyip başını kötelesin sen şunu bakamen de senge Allah yetkizmese ben betim götüpür sen şu singil apemge rız nasibe kılıydı Allah işini yürütmese kur şan mi sen hiç nersige hatta kızlarını kız bu galligi için sokasan uçasan hatıningiz zakkum kılasan yana kız tut